materyalimizle birlikte karşınızdayız yine. Ve bu sefer ileriyi öğrendik, geriyi öğrendik, sağa kırmızıyı, sola turuncuyu öğrendik ve şimdi karmaşık etkinlikler zamanı. Yumurtamızı hemen alıp 3D noktasına koyuyoruz ve kuzeye baktırıyoruz. Sonrasında ne yapalım? Anneannesini ve dedesini ziyaret etsin sırayla yumurtamız. O zaman önce buraya gelelim. Dedemizi buraya koyduk. Dedemizden sonra dedemizle birlikte anneannemizin yanına gidelim. Dikkat ederseniz hem sağ hem sol kullanılacak bir etkinlik dizayn ettim. Hemen başlayalım. Bununla alakalı bizim kodlama tablomuz 7'li. Bunu ben uzatırken bu tarafında kullandırıyorum. Sonuçta devam ettiğiniz çocuklar zihninde kendileri oturtabiliyorlar. Hemen başlayalım. 1, 2 tane öne gitmemiz gerekiyor. 1, 2 ve sonrasında yumurtaya göre hangi tarafa dönmesi gerekiyor? Bu çok önemli. Hemen tutuyoruz. Buraya geldiğinde hangi tarafmış? Kırmızı. Alıp kırmızımızı yerleştiriyoruz. Buradayız. Bir tane daha öne gitmesi lazım. Artık bu seviyede öğrencilerimiz dikkat ederseniz yumurtayı hareket ettirmiyorum. Çünkü artık zihinlerindeki o kodlama mantığını buraya aktarmalarını istiyorum. Yani artık fiziksel bir şekilde dokunmadan önce bütün kodu yazıp daha sonrasında hareket ettirmelerini istiyorum. Buraya geldik. Şimdi hangi tarafa dönmemiz gerekiyor diye soruyorum. Ve hemen bu konuda eğer tekrar belirteyim sağa solu bilmiyorsa, yönleri bilmiyorsa bu şekilde tutuyoruz ve kırmızı ya da turuncu tarafa diyoruz. Turuncu tarafı olduğunu kavradıktan sonra koyuyorum turuncumu. Döndüm. Onlar aynen bu şekilde yapıyorum söyleyeyim. Böyle döndürüyor elleriyle hareket ediyorlar. Sonrasında 1, 2, 3 tane ileriye gitmemiz gerekiyor. 1, 2 ve 3 tane ileriye. Şimdi bakalım doğru yapmış mıyız? 1, 2 ileriye gittim. Kırmızı tarafa döndüm sağa. Ve sonra bir tane ileriye gittim ve dedemi aldım. Şimdi dedemle birlikte nereye gideceğim? Anneannemin yanına gideceğim. O zaman hangi tarafa dönüyorum? Turuncu tarafa. Döndüm dedemle birlikte ve 1, 2, 3 tane gelip anneannemin ve dedemin yanına yumurtamı gönderdim. Bu şekilde etkinlikler dizayn ederek karakterlerimizi kullanabiliyoruz. Karaktere bir isim verdirin. Onunla birlikte bütünleşmesini sağlayın. Sen olsun, işte yumurtanın ismine, o senin kahramanın. Bu şekilde ona destek olun. Çünkü bunu tamamen onun alanı olarak düşünmesi lazım. Kendi etkinlikleri birazdan kendi kendine ilerleyen dönemde kendi kendine etkinlikler yapmaya başlayacak. Bu şekilde sağa solu ileriye ve geriye hepsini öğrendik. Bundan sonrası ne yazık ki kodlama materyalinde öğretilemiyor. Bunlar ne? Bizim döngü bloklarımız var. Daha sonrasında ters bloklarımız var. Negatif dediğimiz ters bloklarımız var. Buna bağlı olarak aslında birçok bloğumuz var, birçok etkinliğimiz var. Ancak bu kodlama materyali ancak buraya kadar gelebiliyoruz. Bundan sonrasıyla alakalı eğitimlerimiz var. Eğitimlerimize katılabilirsiniz. Eğer öğretmenseniz eğitmen eğitimlerimize katılabilirsiniz. Şu anda korona günlerindeyiz. Ne yazık ki korona günlerinde ben velilerimle ve birçok sayfamda WhatsApp grupları kurdum. Onlara bu etkinlikleri atıyorum. Bunlarla birlikte bilgisayar robotik kodlama etkinlikleri de yapıyorum. Onların da paylaşımını gerçekleştiriyorum. Bu şekilde kodlamanın anaokul seviyesinden başlayarak ilerlemesini istiyorum. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bol kodlamalı günler dilerim.